Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları 3'ü bir yerde matematik keyfi kitabında kazanım tadında sorular 4'te dersimize devam ediyoruz. Gerçekten ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. 60 ve 45 sayılarının en küçük ortak katı yani ek oku kaçtır diyor soruyor. Gençler 60 ile 45'i bölen listesinden faydalanarak asal çarpanlarına ayıralım. Evet, 2'den başlayarak bölecek olursam gençler 30, 45 bölünmez. 2'ye böldüm 15, 45 bölünmez. 3'e e bölelim 5, 45 3'e bölünürse 15. Tekrar 3'e böldüm 5 bölünmez. 5 kaldı. 5'e böldüm 1. Buradan gençler 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Yani 4 çarpı 9 çarpı 5 yapar. E 4 kere 5 20. 9'a çarparsak 180 olur. Ve sorumuzun yanıtı C seçeneği olur diyelim. Evet ikinci soruyla devam ediyorum. Evet 75 ve 60 sayılarının en küçük ortak katı gençler 60 sayısının kaç katıdır diye sordu. Öncelikle gençler 75 ile 60'ın ekok değerine bakalım. Evet. 2'ye böldüm. 75 bölünmez. 62'ye bölünde 30 kaldı. Tekrar 2'ye böldüm. 15 75 bölünmez. 3'e bölersem 25. 15 3'e bölünürse 5 kalır. 5'e böldüm. 1, 5 ve 5'e böldüm. 1. Buradan sevgili gençler. 2'nin karesi çarpı. 3 çarpı 5'in karesi. Yani 4 çarpı 3 çarpı 25 demektir. 25 ile 4'ü çarparsam 100. 3 ile çarptım 300. 300 sayısı 60'ın kaç katı? 300'ü 60'a bölersem et evet, 5 katı olduğunu görürüm ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretlerim. Evet, 3. sorumuzda aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisinin ekoku en küçüktür dedim. Gençler burada 15 ile 20'nin ile başlayalım. 2'ye böldüm. 15 bölünmez. 10 2'ye böldüm 5, 15 bölünmez. 3'e böldüm 5, 5 bölünmez. Ve 5'e böldüm 1. Buradan 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. 2'nin karesi 4, 4 kere 3, 12, 12 ile 5 çarparsak evet bunların ekoku 60'dır. 5 ile 12 arkadaşlar aralarında asıl olduğu için ekokları bu iki sayının çarpımına eşittir. Yani ekokları 60'dır diyelim. 7 ile 21. gerçekte 21, 7'nin katı olduğu için Ekok değeri büyük olan sayı yani 21'dir. E 9 ile 12'nin katına bakalım. E 2'ye böldüm. 9 bölünmede 6. 2'ye böldüm 3. 9 bölünmede 3'e böldüm 1. 3 ve 3'e böldük 1. Buradan 2'nin karesi çarpı 3'ün karesinden 4 kere 9 36'dır. E Hangisinin ekoku küçük gençler? Gördüğünüz gibi C şıkkında ekok 21 çıktı ve en küçük değerdir diyoruz. E şöyle dördüncü sorumuzla devam edelim. 70 ve 48 sayılarının 281 ile 580 arasındaki en küçük ortak katı kaçtır diye sordu. Gençler 70 ile 40'ı ekokunu bulmak için gençler. E bu sefer arkadaşlar bakın sıfırlar gördüğüm için 10'a bölmek istiyorum. 7'yi 70'i 10'a böldüm. 7 40'ı 10'a böldüm. 4. Gençler 4 ile 7 aralarından sorulduğu için ekoku bakın. Bu şekilde de görebiliriz. Evet Aralarında asal sayı ile ortak bölünü çarparsam 7 çarpı 4 çarpı 10 7 kere 4 28 10 ile çarptım. Ekoku gençler 280'dir. 281 ile 560 arasında dediği için 280'in ikinci katı et evet, 560 olur sorumuzun yanıtı. Ve B seçeneği doğru yanıttır diyoruz. 5'in evet, sorumuza gençler. Öncelikle 40 ile 60'ın ekokuna bakalım. 2'ye böldüm. 20, 30. Tekrar 2'ye böldüm. 10, 15. 2'ye böldüm. 5. 15 bölünmez. 3'e bölelim. 5 bölünmedi. 5 kaldı. Ve 5'e böldük. 1. Buradan 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5'ten 2 üzeri 3 gençler 8 yapar. 8 çarpı 3 24. 24 5 çarparsak da 120 olur. Bunları ek okurum. E 10 ile 15'in ekokunu bulacağım. Şöyle 2'ye bölersek 5, 15 bölünmez. 3'e böldüm 5, 3'e bölünmez. 5 kaldı ve 5'e böldük 1. Buradan 2 çarpı 3 çarpı 5. Evet 30 olur. 10 ile 15'in ek oku diyoruz. E aradaki farkı istediği için sorumuzun yanıtı 120'den 30'u çıkartırsak 90 olur ve B seçeneği doğru yanıttır diyoruz. Evet 6. sorumuzla devam edelim. Gençler asal çarpanlar çarpmış şeklinde verildi ve ek oku istedi. Evet burada ek oku bulurken arkadaşlar ne yapıyorum? Tabanlar ortak olan sayılardan kuvveti büyük olanı alacağız. Ve ortak olmayan her bir sayıyı alırız. 2 üzeri 2 var 2 üzeri 3 var. O halde 2 üzeri 3'ü aldık çarpım. 3 üzeri 3 var 3 var gençler kuvveti büyük olan. 3 üzeri 3'ü aldım. Evet 5 var 5'in karesi var 5'in karesi alınır. Evet bu seçeneği gelirse 2 üzeri 3, 3 üzeri 3 ve 5'in karesi e, evet, C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet 7. sorumuzda gençler yanda A ve B sayılarının asal çarpanları verilmiştir. Her harf farklı bir sayı göstermektedir. A, B'nin ekokunu istiyor. İşte A, B'nin ekokunda buradaki tüm değerleri çarparız. Evet 1, 2 tane 2 iki var. 2'nin karesi 2 tane 3'ümüz var. 3'ün karesi çarpı 5. Yani 4 çarpı 9 çarpı 5 yapar. 4 kere 5'i 29 ile çarparsak ekoku 180 olur. Ve denizi seçeneği bu sorumuzun doğru cevabıdır. 8. sorumuzda 18'de 27'nin ekok değerini istiyor. Şöyle 18 18'de 27 asal çarpanlar ayıralım. 2'ye böldüm 9, 27 bölünmedi. 3'e bölelim 3, 27'yi 3'e bölersem 9. 3'e böldüm 1, 3 ve 3'e böldüm 1. Yani işte 2 çarpı 3'ün 3. kuvveti 2 çarpı 27'den evet, ekokları arkadaşlar 54 olur. Ve B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet 9. soruda 16 ve 9 sayılarının ortak katlarına bir hangisi olabilir? Arkadaşlar yani işte önceki ilk katına bakalım. 16 ile 9'u 2'den başlayarak bölersem 8, 9 bölünmedim. 2'ye böldüm. 4, 9 bölünmez. 2'ye böldüm. 2, 9 bölünmez. 2'ye böldüm. 1, 9 bölünmez. 3'e böldüm. 3, 3'e böldük. 1'dir. 1, 2, 3, 4 tane 2. 2 üzeri 4 çarpı. 3 üzeri 2 demektir. Bu da 16 çarpı 9'dan 144'tür. Gerçi 144 seçeneklerde yok. O halde 144'ün katlarını düşüneceğim. Bakın ikinci katı 288 ve verip B seçeneği bu sorumuzun doğru cevabıdır. Evet 10. sorumuza geldik. Eren elindeki misketleri 3'er 3'er veya 5'er 5'er sayabilmektedir. Eren'in misketlerin sayısı 100'den az olduğuna göre en fazla kaç tanedir? Ya işte 3'ün ve 5'in katı olacak. 3 ile 5'in ekoku olacak. Evet veya ekokun katları olacak diyoruz. 100'den az dediği için gençler Öncelikle 3 ile 5'in ekok değeri evet, aralarında asal olduğu için gençler bu sayılar çarpımlarına eşit. Yani 15'tir. O halde 15'in katlarına 100'den az en büyük sayı düşüneceğim. 15, 30, 45, evet, 4. kat 60, 5. kat 75 ve 6. katı 90 olur. 90 gençler 100'den az en büyük sayımızdır. O halde D seçeneği de bu sorumuzun doğru cevabıdır. Evet sevgili arkadaşlar. X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere gençler. Eşitliğin sağlayan en küçük A sayısı kaçtır? Gençler bakın bu tarz sorularda Şimdi A sayısı şöyle düşünebilirim. 3'e böldük. X kere var ve 2 kaldı. Yine A sayısını evet bu aslında bölme işlemini sağlaması gibi düşünebiliriz. 4'e böldüm. Y kere var ve 3 kaldı. Şimdi gençler dikkat edersek 3 ile 2 arasındaki fark 1'dir. O halde A sayısı 1 fazla olsaydı yani sayımız a artı 1 olsaydı. Ya işte bu 2 1 artardı. Yani 3 olurdu. Ve 3'e kalansız bölünürdü. Yine a sayısı gençler. Yani şuradaki fark 1 olduğu için. A sayısı 1 fazla olsaydı. 3 1 artardı. 4 olurdu. Yani 4'e tam bölünürdü diyoruz. Yani demek ki sayımız a artı 1 şeklinde düşüneceğim. Eğer a artı 1 olsaydı da hem 3'ün hem 4'ün katı olacaktı. Ya yani işte 3 ile 4'ün ek oku. Evet bu iki sayı aralarında asal olduğu için ekokları çarpımlarına eşittir. Yani 12'dir. Gerçi ya işte sayımız 12 değil. Lütfen dikkat edelim. A artı 1 12. Yani 1 fazla olsaydı 12 olacaktı. O halde burada A artı 1 12 eşitse A'nın değeri 11 olur. Ve B seçeneği doğru yanıttır diyoruz. Evet 12. sorumuza geçelim. B e doğal sayısına 3 eklendiğinde 15'e ve 12'ye tam bölünebilmektedir. Demek ki gençler burada bir eksiklik var. 3 eksik olduğu için 12 ve 15'e bölünemiyor. Ama 3 eklersek bölünüyor. Yani 3 fazla olsaydı diyeceğiz. 15 ve 12'ye bölünebilir diyeceğiz. Evet bundan dolayı gençler buna göre K doğal sayısı hangisi olabilir dedim. Arkadaşlar öncelikle 15 ile 12'nin katına bakalım. En küçük katını bulalım. 15 2'ye bölünmez. Aynen yazdım. 6. 2'ye böldüm. 3. 15 bölünmez. 3'e böldüm. 1, 5 ve 5'e böldük. 1. Arkadaşlar buradan 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. 4 kere 3. 12. 12 ile 5 çarparsak 60'tır. Şimdi gençler şöyle düşünelim. 3 eksik olduğu için 60'a yani 3 eklediğimizde 60 olacaktı. Yani sayımız buradan aslında 57'dir. Seçeneklerde 57 yok. O halde 60'ın ikinci katını düşünelim. 127. 127'nin 3 eksi 117'dir. Seçeneklere baktığım zaman 117 cevabını görüyorum. Ve buradan aslında sayımızın A seçeneğindeki 117 olduğunu söylüyorum. Evet şöyle 13. sorumuzda 10'a bölündüğünde 8, 6'ya bölündüğünde 4 kalanı veren 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi gençler doğal sayımıza A diyecek olursam bu A sayısını 10'a böldüm 8 kaldı. Yine A sayısını 6'ya böldük gençler 4 kaldı. Gerçekten yine bir iki önceki sorumuza baktığımız gibi. Şimdi A sayısı. Bakın 8 ile 10 arasında gençler 2 fark var. Yani A sayısı 2 fazla olsaydı yani sayımız A artı 2 olsaydı bu sefer 10'a tam bölünürdü. Yine A sayısı gençler 6 ile 4 arasında 2 fark var. 2 fazla olsaydı bu sefer 6'ya tam bölünürdü. Demek ki gençler hem 10'un hem de 6'nın bir katı olacak diyoruz. Ama A artı 2 gençler. Öncelikle 10 ile 6'nın ekokunu bulalım. 2'ye böldüm 5, 3, 3'e böldüm 1, 5 ve 5'e böldük 1. Buradan 2 çarpı 3 çarpı 5 yani işte 30'dur. Şimdi seçenekler dikkat edersek 120 civarında. O halde 30'un katlarını düşüneceğim. 30, 60, 90 ve 120. 120 sayısını ele alırsam gençler. A artı 2 120 olsaydı. A'nın değeri buradan. Artı 2'yi karşı eksi 2 olarak gönderirsem A'nın değeri aslında 118'dir diyoruz. Ve A seçeneğine işaretliyoruz. Evet 14. sorumuza devam edelim. Evet aynı güzergahta çalışan iki vapurdan biri 24 dakikada bir diğeri 36 dakikada bir kalkmaktadır. Saat 14'te birlikte kalktıktan sonra ilk birlikte kalkacaklar saat kaçtır? Şimdi hem 24 hem 36'nın katı olacak. 24 ile 36'nın işte öncelikle en küçük ortak katını yani ek okunu bulalım. 2'ye böldüm 12'ye 18. 2'ye böldüm 6, 9. 2'ye böldüm 3, 9 bölünmez. 3'e böldüm 1, 3 ve 3'e böldük 1. Buradan 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesinden 8 kere 9 gençler 72. Demek ki 72 dakika sonra tekrar birlikte kalkarlar diyoruz. Gençler 72 dakika. 1 saat 12 dakikadır. İlk defa 14'te kalktığına göre 14'ün üzerine 1 saat 12 dakika ekleyeceğim. Evet 15 12'de tekrar birlikte kalkarlar diyoruz ve B seçeneğini işaretliyoruz. Evet 15. sorumuzda Ceren 3 günde, Serap 4 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte cuma günü. Nöbet tuttuklarına göre bir sonraki birlikte tutacakları nöbet hangi gündür dedi. Gençler 3 ve 4'ün ekokuna ihtiyacımız var. Evet 3 ile 4 aralarında asal olduğu için ekokları bu iki sayının çarpımıdır gençler. Yani 12'dir. Demek ki 12 gün sonra tekrar birlikte nöbet tutacaklar. İlk defa gençler cuma günü tuttuysa bakın bir hafta sonra gençler yani 7 gün sonra tekrar cuma günü nöbet tutarlar. Böyle 7 gün cumaya denk gelir. Evet Buradan gençler 8. gün cumartesi. 9. gün pazar. 10. gün pazartesi. Ve 11. gün salı. 12. günde gençler çarşamaya gelir. Demek ki çarşamba günü tekrar birlikte nöbet tutarlar diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 16. sorumuza bakalım. Kezban elindeki çiçekleri 8'er, 8'er veya 12'şer, 12'şer gruplayabilmektedir. 12'li grup çiçeğin fiyatı 20 TL olduğuna göre Kezban elindeki çiçeklerin tamamını 12'li grup olarak sattığında en az kaç lira kazanır diyor. Yani işte öncelikle çiçeklerin sayısını bulalım. Hem 8'e hem de 12'ye bölünebildiğine göre 8 ile 12'nin ek oku olacak çiçek sayısı. 2'ye böldüm 4, 6 2'ye böldüm 2, 3, 2'ye böldüm 1, 3 ve 3'e böldüm 1. Buradan 2 üzeri 3 çarpı 3'ten 24 çiçek var gençler. Bunu 12'li grup yapsaydık. Yani 24'ü 12'ye bölersem 2 grup çiçek yapar gençler. E bir tanesi bir grup gençler. Bir tane 12'li fiyatı 20 lira olduğuna göre 2 çarpı 20'den et 40 TL para kazanır diyoruz. Ve A seçeneğini işaretliyoruz. 17. sorumuzda 18'e ve 21'e bölündüğünde 5 kalanını veren en küçük sayının rakamları toplamı kaçtır diyor. Yani 18 ve 21'in katı olacak ama 5 fazla olduğu için 5 e eklememiz gerekecek. Öncelikle 18'e 21'in ekokunu bulalım. 2'ye böldüm 9, 21 bölünmez. 3'e böldüm 3, 7. 3'e böldüm 1, 7. 7'ye böldüm 1. Buradan 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 7. Ekoku verecek diyorum. 2 çarpı 9 çarpı 7. Gençler şöyle yapalım. 2 kere 9 18. 18 ile 7'yi çarpacağım. 7 kere 8 56. Elde var 5. 7 kere 1 7. 5 daha. Evet. 5 daha 12 gençler. 126 olacaktı. Peki gençler 126 18'e ve 21'e tam bölünür. E 5 kalanını vereceğine göre sayımız 126'dan 5 fazla olacak. Yani aslında sayımız 131'dir. Bunun rakamlarını toplayın dedim. 1 artı 3 artı 1'den e, sorumuzun yanıtı 5 olur diyoruz. Ve B seçeneğini işaretliyoruz. Evet 18. soruyla devam edelim. X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere gençler bölme işlemlerini veren sağlayan A sayısı en küçük değerini istedi. Gençler bakın 7 ile 6 arasında bir fark var. O halde A1 fazla olsaydı tam bölünecekti diyorum. Yani A artı bir değerlendireceğiz. Yine 15 ile 14 arasında bir fark var. Yine A1 fazla olsaydı sayımız 14 değil 15 olurdu ve tam bölünürdü diyorum. Yani gençler burada 7 ile 15'in evet en küçük ortak katı A artı 1'e eşit olacak diyoruz. O halde 7 ile 15'in ekokunu bulalım gençler. Şöyle yapalım. 7 ile 15 aralarında asıl olduğu için gençler ekokları bu iki sayının çarpımıdır. Yani 7 çarpı 15'ten 105'tir. Bu 105 gençler A artı 1'in değeri. O halde A'nın değeri 105'ten 1'i çıkartırız. 104 olur ve C şıkkı doğru yanıttır diyoruz. Evet 19. soruda 200 sayısından en az kaç çıkarılırsa sayı 9'a ve 5'e bölündüğünde 2 kalanı verir diyor. sevgili gençler hem 9'a hem 5'e bölünmesi gerekiyor. O halde öncelikle 9 ile 5'in ekokunu düşünelim. Bu iki sayı aralarında asal olduğu için ekokları sayıların çarpımıdır. Yani 45'tir. İki kalanını verecek gençler, ama 200'e yakın olacak. Öncelikle 45'in katlarına bakalım. 45, 90, 135 ve 180 gençler. Sayımız 180 değil gençler. Bakın iki kalanı verdiği için 180'e 2 eklersem, çünkü 2 fazla olması gerekiyor. Sayımız aslında 182'dir. O halde ben 200'den ne kadar çıkarmam gerekiyor? 200'den 182'yi çıkartırsam evet 182'yi elde etmek için 18 çıkarmam gerekir diyorum. Ve C şıkkını işaretliyorum. Evet 20. sorumuza bakalım. Senin kalemlerin 4'er 4'er veya 9'er 9'er ayırdığında her seferinde 2 kalem artıyor. Buna göre senin kalemi kaç olabilir diye soruyor. Kaç kalemi olabilir? Eğer 2 eksik olsaydı hem 4'ün hem de 9'un katı olacaktı. Bakın 4 ile 9 aralarında asal olduğu için ekokları 4 çarpı 9'dan gençler 36'dır. Gençler 36 2'ye arttığı için ne yapmam gerekiyor? Evet ne yapacağız gençler? 2, 36 2 ekleyeceğim ama seçeneklerde 38'i göremiyorum. Şöyle yapalım. 36'ın katlarını yazalım. 72 108 Evet bir sonraki katı gençler 144 şeklinde devam ediyor. Gençler 2 kalem arttığı için ne yapmam gerekiyor? Buradaki değerleri 2 ekleyeceğim. Bakın 38 olabilir. 74 olabilir. 110 olabilir. 146 olabilir. Verilen seçeneklerde 110 yanıtını görüyorum. Ve B seçeneğine işaretliyorum. Evet gençler 21. soruda yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur dedi. Şimdi A seçeneği K ve M'nin Ekoku ile sorumuzu çözmeye başlayalım. Ekok'ta sevgili arkadaşlar ortak olan asalların kuvveti büyük olanı ve ortak olmayan her sayıyı alırız demiştik. E, K ve M'ye baktığımız zaman 2 üzeri 3 var. 2 üzeri 2 var. Kuvveti büyük olan 2 üzeri 3'ü aldım. E, 3 var gençler. 3'ün karesi var. 5 var. 5'in karesi var. Kuvveti büyük olan 5'in karesini alacağız. Bakın A seçeneğinde 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1 olduğu için A yanlıştır diyelim. A diye gösterelim. B'de K ve N'ye bakıyoruz. Gerçi K ve N'yi incelediğimiz zaman K, N burada. 2 üzeri 3 var. 2 var. 2 üzeri 3'ü aldım. Gerçi 3 üzeri 4 var. 3 var. 3 üzeri 4'ü aldım. Evet. Gerçi bakın ortak olmayan 5'i de almamız gerekiyor. E seçenekte gençler bakın B seçeneğinde burada 5'i almadığı için bu ifade de yanlıştır. C şıkkında M ile L'ye bakıyoruz. Evet. 2 üzeri 2 var gençler, 2 var. 2 üzeri 2'yi alacağız. Evet, 3 üzeri 2'ler ortak. 3 üzeri 2'yi aldım. 5'in karesi var, 5'in 3. kuvveti var. Burada da 5'in 3. kuvvetini alacağım. Gerçi 2, 3 ve 5 şeklinde yazıldığı için bu ifade yanlıştır. Son olarak denizli seçeneğinde N ve L'nin EKOK'una bakıyoruz. Evet şöyle kalemizi rengini değiştirelim. N ve L gençler. Şöyle yan yana olan iki sayı. İkiler ortak bakın. Bir tanesini alalım. Çarpı. Üçün karesi var. Üçün dördüncü kuvveti var. Kuvveti büyük olanı aldım. Burada 5 üzeri 3 var gençler. Diğer tarafta yok. O halde ortak olmayan sayı da alınır ve çarpılır demiştik. Bakın 2 çarpı 3'ün dördüncü, dördüncü kuvveti çarpı 5 üzeri 3 gördüğümüz için denizli seçeneği doğru yanıttır diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.